90-60 Rock Station'dan herkese merhaba. Bu hafta programımızda bir farklılık yapalım istedik ve konuk olarak Türkiye ile Ermeni gençlerin kurduğu bir sivil gençlik inisiyatifi olan Norzargutonk'un girişimiyle kurulan Nor Radyo'yu konuk edeceğiz. Ve Nor Radyo'dan Melis Tantan ve Arno Kalaycı ile birlikte olacağız. Hem onların hikayelerini dinleyeceğiz hem de Nor Radyo'nun dinleyicileri neler dinliyor onlara bir bakmaya çalışacağız. Hemen hoş geldiniz diyeyim arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Melis, senle başlamak istiyorum aslında. Hani Nor Radyo nasıl kuruldu? Hikayesi nedir? Hani bir önce senden dinleyelim istersen. Nor Radyo 2008 yılında kuruldu. Aslında Hrant Dink'in bir alması esnasında kurulan bir radyo. 2008'de Norzartong'un düzenlediği bir etkinlik vardı. Unutmak kaybetmektir diye. Tütün deposunda yapılan bir etkinlikti. O etkinliğin canlı yayını aslında ilk radyoda yayınlandı ve yayın hayatına start vermiş oldu radyo böylelikle. 4 yıl geçti aradan. 4 yıldır çeşitli programlar vesaire derken. Her yılda bir buçuk hikayesi var aslında. Efendim? Bir de buçuk hikayesi var Hrant'a dair galiba. Evet, aynen öyle. Biz radyonun yıla, yani doğum günlerini kutlayamıyoruz. 17 Ocağı denk geldiği için. Hep buçuklarını kutluyoruz. İlk buçukta dinleyicilerle bir araya gelmiştik. 1,5, 2,5 ve 3,5'ta eski cambazlı bir etkinlik yaptık. Kendimizin DJ'lik yaptığı bir etkinlikti bu. Buçuklarla kutlamak zorundayız. Ama bunun böyle hani güzel de bir tarafı oldu aslında. Değil Çünkü mi? Ocak 19 Ocak'ta Hrant'ı anıyoruz. Buçuklarla da Nor Radyo'nun doğum günü kutluyoruz. Yazları böyle oluyor. Ben ilk Nor Radyo'yu duyduğumda hani sloganı dikkatimi çekmişti. Dünyanın bütün sesleri birleşin şeklinde. Hani bence bir radyoya dair hani en makbul slogan, hani biraz çağrışım yapıyor tabii. Hani dünyanın bütün işlerinden birleşinden. Politik bir şey var. Öyle öyle yani. Aslında hani atıf yaptığı yeri hani sen de söyledin, hani dünyanın bütün işçileri birleşindi. Hani nasıl ki yani dünyanın bütün işçileri birleşin diyorsak, hani aslında hani ezilen, ötekileştiren bütün seslerin de birleşmesi için hani ortaya koyduğumuz bir çabaydı aynı zamanda Nor Radyo. Hani bu sebeple de sloganımız aslında dünyanın bütün sesleri birleşin oldu. Hani derdimiz de aslında o sesleri birleştirebilmek. Becerebiliyoruz galiba hani radyonun akışına falan baktığımız vakit bir taraftan. Ama ben kuruluş sürecini de merak ediyorum. İlk kuruluş sürecinde neler tartışıldı? Hani nasıl oluştu? Bir de nasıl yayına geldiniz? Aslında o da önemli sanki. Fikir şuradan çıktı. Hrant Dink'in bir Ermenice radyo hayali vardı. Bunu neden gerçekleştiremeyelim ki? Uzun süre dolandı cemaatte galiba. Hani evet, Ermeni toplumun içinde. Hani bir süre ama en son 4 yıl olduğunu düşünürsek 2009 muydu? 2008. 2008. Yani bu fikirle neden böyle bir şey yapmayalım ki fikri üzerine? Yani yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ve ortaya çıkan bir şeydi. Çok da fazla hani böyle enli boylu tartışılmadı aslında. Hani start verildi ve başlandı. Ama yani biraz ilerledikçe yeni insanlar, işte hem tematik programlar hem Türkiye'de konuşulan başka ana dillerdeki programlar katıldı. Aslında o, yani Hrant'ın Ermenice radyo fikrin biraz ötesine de geçen bir yanı oldu aslında. O hani tüm sesleri yaptığımız birleşme çağrısını o 4 yıl işte, mesela bu sene 9 zilde yayın yapıyoruz. Tematik programlar da var. Hem her türlü muhalif ve hani alternatif programlara dair bir çağrımız ve bu seslerin birleşmesi. Hem de Türkiye'de konuşulan ana dillerin birleşmesi gibi böyle bir hedefim vardı. Bu 4 yılda işte yarı aksak yarı gidip gerçekleşmeye çalışıyor radyoda. Bu çok delilik hani biraz da şey gibi, hani Ermeni toplumunun da hani bir taraftan hani ana dilini yaşatmak gibi bir problemi var. Ama hani çok delilik işin içine katıldığı vakit hani aslında yalnızca Ermeni toplumunun cemaat lafından çok hoşlanmıyoruz biliyorum. Yani ben sürekli alıştırmaya çalışıyorum ama uzun yıllar hani cemaat, evet, o bize dayatılan bir şeydir. Cemaat diye duyuyorum. Hani başka kimliklerin de ama böyle bir sorunu var. Ona getireceğim. Dilini yaşatmak gibi bir sorunu var. Dolayısıyla da hani buna dair de bir aslında bir şeyi karşılıyor. Hani gibi gözüküyor. UNESCO'nun bir raporu vardı. Bu rapora göre de hani kaybolmakta olan diller üzerine ve hani Batı Ermenicesi'nin de aslında hani önümüzdeki 50 yıl içerisinde kaybolabilme ihtimali bulunan diller arasında gösterdi. Hani bizi hani bir anlamda motive eden şey de bu. Hani bunun yanı sıra hani evet, hani Nor Radyo Ermenilerin
kurduğu bir radyo ama hani, hani Ermenilerin olduğu kadar hani diğer halkların ve hani diğer ezilen insanların, kesimlerin de hani dertlerini duyurabilmekti hani çabamız. Hani bir şekilde bunu yapmaya çabalıyoruz hani. Dil biraz yaşayan bir şey aslında. Yani evet. Bu diller konuşulmayınca, işte bu diller bir şey üretilmeyince doğal olarak yok olmaya da yüz yüze kalıyor bu diller. Nohradyo'nun çabası biraz oraya dair. Yani mesela en son yayın akışına katılan Pomakça programımız var. Bu dönem artık yani 4. senemizde Pomakça bir programımız var ve de belki de Türkiye'de ilk defa Pomakça bir yayın yapılıyor. Mesela onların da söylediği bir şey vardı yani biz evlerde konuşuyoruz ama çocuklarımıza aktaramıyoruz hani çoğu bilmiyor. Hatta program yapan arkadaşlar da çok fazla bilmiyorlar. Biraz çabamız buraya dair yani burayı yaşatmak, buraya dair bir şey üretmek. Ama hani bunu her dilde yapmak Türkiye'de konuşulan yani 3-5 kişi konuşuyorsa bile aslında o dil aslında yaşıyordur. Onu evet. ilerletmek, hani bir sonraki nesilleri devretmek için o radyo düşen görevler var 4 yıldan beri. Çaba biraz buraya dair. Başka hangi dillerde var peki? Pomakça, Ermenice? Şimdi onları bir çok biraz yavaş yavaş sayabiliyoruz. Türkçe, Ermenice, Pomakça, Lazca, Çerkezce, Gürcüce, Kürtçe. Kürtçe. Hemşince. Hemşince biraz enteresan tabii. Yani Ermenice, Hemşince bu. Evet, çok yakın diller. Evet. Yani anlıyorlar zaten hani evet. birbirlerini. Adıgede Çeçence. Evet. Onları saydık mı bilmiyorum. Kaç oldu? 9 yıl olması Hemşinli vardı. Bir arkadaşım vardı yalnız benim. Hani tesadüfen tanışmıştım. Hani o zamanlar yeni yeni Ermenice konuşuyorlar. Hemşinliler falan gibi bir şey yeni yeni dolaşmaya başlamıştı. Onlar şeyden öğrenmişlerdi. Onlar o güne kadar sadece o bölgede konuşulduğunu düşünüyorlarmış. Onlar kendileri hemşince konuşuyor falan diyorlar. Ta ki Gürcistan sınır kapısından Ermeniler içeri giriyor. İşte pazar falan sınır açılıyor. Pazar kuruyorlar orada falan ve bunlar da bizim gibi konuşuyorlar falan diyorlar. Evet o zaman akılları başlarına geliyor. Falan bir tuhaflık var bu işte falan diye sorgulamaya başlıyorlar galiba. Radyoda da öyle bir şey var. Mesela biz Hemşince programları Ermenilerin dinlemesini istiyoruz. Anlaşılıyor. Zaten yani. Anlaşılıyor zaten aslında. Anlıyor yani. Tabii, dinleyince fark ediyor yani. Aa bak Hemşinliler ama Hemşince ama aslında anlıyorum. İşte aynı şekilde Ermenilerin de Hemşince. Evet. Yani Hemşinlilerin de Ermenice'yi dinlemesi gibi böyle bir iki taraflı bir şey var, aslında. Evet, var yani. Bir de hani bu tek galiba şu anda hani bu kadar dili bir arada tutup bir hani kanal olarak. İkinci bir örneği var mı bilmiyorum. Şu anda aslında yok. Yaşam Radyo vardı. En son kapandı Yaşam evet. Radyo. Tek örneği belki TRT olabilir. Yani çok dil yayıncılık ha, anlamında. Evet. Ama hani alternatif yayıncılık olarak baktığımızda. Ama onlar da tek bir kanal üzerinden. Tabii yani devletin aslında kurduğu bir şey. Çok fazla tartışmalarla zaten oldu çok dil yayıncılığı. Hala onlar sürüyor. Gerçekten çok dil yayıncılık dediğiniz şey aslında sadece o dili konuşmak da değildir. Yani onun alternatif politikalar da üretmektir. Neden biz yani Gürcüce program yapıyoruz? Yani biraz halkların şeyin eleştirisi geliyor mu? Dair hani, bir şey söylemek gerekir. Ben de anlamak isterimin eleştirisi geliyor mu? Gürcü olmayan birinin de oturup hani bir alt metin görmek isteği olabilir mi? Evet, Gürcüce bir yayın yapılıyor tamam ama hani ben de anlamak istiyorum ama ben anlayamıyorum gibi bir talep olabilir mi? Yani şöyle mesela böyle bir talep gelmedi aslında bugüne kadar. Ama mesela Gürcüce program yapan arkadaşlarım mesela Türkçe Gürcüce yayını yapma gibi böyle bir şey oldu. Hani dertlerini çünkü hem Türkçe bilenlere de anlatmak hem kendilerine de anlatmak gibi bir çabasından kaynaklı. Ama mesela şöyle bir şey var. Ben mesela Farkat abi var. Agustin Ermenice sayfalarının editörü. Farkat abinin programı Ermenice. Ben sürekli onun yanında duruyorum bu aralar. İşte teknik olarak yardımcı oluyorum. Tabita ile beraber sunuyorlar programı. Ben hani Ermenice bilmiyorum ama onu dinlemek benim için ayrı bir keyif oluyor. Öğrendiğim kelimeler oluyor. Kulağa hoş geliyor falan. Evet aslında öyle bir şeyi var yani. Ve mesela Ermenice öğrensem mi diye düşünüyorum. Aynı şey diğer şeyler için de geçerli olsa ne kadar iyi olur. Yani yanımızda yaşayan halkların dillerini öğrenmek bence çok önemli bir şey. Belki Nur Radyo böyle bir şeye de hizmet edebilirler. Evet yani hani belki bir dert de o aslında yani. Evet yani uzak ülkelerin dillerini öğreniyoruz aslında. Tabii ki hepsi çok kıymetlidir ama hani birlikte yaşadığımız işte aynı sofrada yemek yediğimiz ya da yani birlikte gezdiğimiz, eğlendiğimiz insanların da hani dillerini öğrenmek bu anlamda çok önemli. Yani işte bazı yani öyle yani bir sürü dil var mesela ve hani ne haber nasılsını bile diyemiyoruz belki birçoğunda.
Evet. Diye ben akışı gördüm, hani yeni yayın dönemimize de girdiniz, onu da biliyorum. Hani fazlasıyla zengin bir akış. Hani baktığım vakit, hani bazen işte bir televizyon kanalında bir programı izlersiniz ama hani o programı çok seversiniz. Hani ama keşke daha zengin olsa falan, başka bir şeyler de olsa falan dersiniz. Ama akışa baktığınız vakit hani şeyi görüyorsunuz. Yani şunu izlemesem, şunu dinlemesem ötekinin hatırı kalacakmış gibi bir hissiyat uyandırıyor. Teşekkür ederiz. Bunu bir alt yani. Ama öyle yani. İyi bir şey olarak düşünüyoruz. Yani akıştan biraz bahsedelim istersen. İşte pazartesi günü Ornegantisi var Fakat abinin programı tabii Tayla beraber. Kürtçe programlarımız gene pazartesi günü Sorun ve Kurdane var. Bedel versiyonunu sundu. Blues programımız var. Müzika. Evet, müzika. Sundu. Salı günü Lazca ile başlıyor. Salı günü ana dil günü aslında. Biraz evet. Programları var. Lazca ile başlıyor Firdevs'in programı. Ardından Pamakça, evet. Duygu'nun programı. Ardından Adı Gece ve Çeçence, Kadir ve Sabahattin'in programı. Hemşince Mahir'in programı. Çarşamba günü işte Gürcüce ile başlıyor. Kadın programımıza devam ediyor yine Guyank'la. Anu Şabur, Arno ve ben de zaten hazırlayıp sunduğu bir program. Böyle. Perşembe günü ekoloji mikropunu var. Devin Verdi'nin sunduğu. Medyanın cinsiyeti var. Medyanın eril dilini sorgulayan bir program Ülkü'nün sunduğu. Ceviz kabuğunda düşler var. Şiir programı. Nayat ve Mayram'ın sunduğu bir program. Türkçe. Ardından radyo tiyatrosu var. Bu bizim çok uzun zamandır istediğimiz ve daha bu yayın döneminde aramızda katılan bir. Evet, böyle nostaljik bir şeyi var. Ama çok takip ettiğimiz. Yani bizi izleyenlerin de aslında dinlemesini salık veriyorum, ben çok keyifli. Marmara Oyuncuları yapıyor. O nostalji olmuş biraz. Tiradio diye bir program. Haber Fabrikası diye bir internet sitesi var. Onların programı var, Lorem Ipsum diye. Perşembe günü öyle bitiyor. Cuma günü bal porsu var. Üniversiteden öğrencilerin sunduğu öğrenci gündemine ilişkin. Nartex var. Sanat tarihi üzerine. Ekin ve Haçadur arkadaşın. Sonra akşam Namak var. Yine şiir programı gibi aslında. Anjel Dikmen'in sunduğu. Çatlak Sesler var. Balkantolu'nun kültür sanat programı. Pazar günü. Pazar günü. Kulağa Kaçan var. Anıl Eraslan'ın, o da müzik programı. Kedi Otu var, Kamer Köseyan'ın sunduğu. O da psychedelic rock ve progressive rock çalıyor. Bir de yeni bir programımız var. Cumartesi günleri, o da saat 1 ile 2 arasında cumartesi anneleriyle ilgili bir program. Cumartesi, o da yeni başladı. Yeni akışımız yok. Önümüzdeki günlerde eklenecek. Böyle yani biz eskiden 24 saat yayın yapmıyorduk. Sadece programlar vardı. Akşam 7 ve gece saat 1 arasındaydı. 2 yıldır 24 saat yayına geçtik. Onun haricinde müzik akışı da devam ediyor zaten radyoda. Müzik akışı derken bir klip molası verelim mi o zaman? Tamam, verelim. Ol Radyo, Dünyalık'ın Sesleri Birleşim. Yayın akışından hani bahsetmişken bir de şey var, hani program işleyişi nasıl oluyor? Hani aslında ben Melis'ten dinlemiştim de çok enteresan gelmişti. Hani evden yapıyoruz falan demiştim ama ben de nasıl oluyor falan diye düşünmüştüm. O da yani basit bir formülü söyledi. Bir internetin varsa demiştin sen, bir de WinApp varsa tamam işte yapabiliyorsun. Tabii bir de mikrofon gerekiyor. Evet, galiba. Özetle öyle aslında. Yani bu internet radyosu olmasının avantajı aslında. Hani çok büyük ihtiyaçları yok aslında. Bir internetin varsa işte WinApp'ın ve bilgisayarın işte ve bir mikrofonun varsa hani istediğin her yerden yapabileceğin bir şey. Tabii bir de site lazım. Tabii bir de internet sitesi lazım. Server lazım. Yani biz eskiden evlerden yayın yapıyorduk. Hatta konuk alınca evlerimize getiriyorduk konukları. Ya da işte başka bir mekanda buluşulup oradan yayın yapılıyordu. Ama zamanda radyonun bir yere ihtiyacı oldu. Çünkü çok fazla konuklu program oldu. Herkes evinden yayın yapamadı vesaire derken. Şimdi Ermeni Kültür'ün içerisinde, Ermeni Kültür ve Danışma Derneği'nin bir odasını radyo olarak kullanıyoruz. Ama onun haricinde dünyanın her yeri aslında No Radyo'nun stüdyosu olabilir. Çünkü mesela Fransa'dan yayın yapan arkadaşlar var. Anjel ve Anıl Fransa'dılar. Onlar oradan yayın yapıyorlar. Evden yayın yapıyorlar tabii yani. Evden, sokaktan aslında işte fark etmeyecek neredeyse. Öyle mesela yani. İlk yayında şey tütün deposundan yapılmıştı yani hani bakarsanız. Değil mi? Öyle yayın hayatına başlamıştı. Peki program yapmak isteyenlere nasıl ulaşıyorsunuz? Kimler program yapmak istiyor diye soruyorum. Yani bize işte Twitter, Facebook ve mail aracılığıyla uğraşanlar olabilir. Ya da bizim özellikle
arayıp bulduğumuz kişiler oluyor. Çünkü mesela şunu istiyoruz biz. Şu ana dillerde program ihtiyacımız var. Mesela örnek veriyorum. Görücüye mesela bu dönem daha yeni bulabildik. Bu konuda bulmak çalışma yürüten işte dernekler, vakıflar, inisiyatifler. Biraz onlarla iletişim halinde olup, işte çevremize haber salıp. Bir de vakit meselesi çünkü. Tabii yani. Bu şey, hani her haftalık sürekli program yani yapıyoruz. Şöyle bir şey var. Mesela ana dil programlarında... İşin ucunda bir de gönüllülük var. Evet, gönüllüyüz evet. Hepimiz yani. Bu işi para almadan yapıyoruz. Düzenli olarak her hafta program yapıyoruz. Ana dil programlarında o dili iyi konuşması gereken arkadaşlar oluyor yani. İyi bilmesi gerekecek ki program yapsın. Radyoda program yapmayı isteyecek. Nasıl bir program yapacağına dair bir fikri olacak. Düzenli o programı yapacak. Düzenli program yapacak zamanı olacak. Hem ana dil programları için hem de tematik program programları için. Bir tane program yaptığınızı düşünürseniz ciddi bir iş aslında. Hani bir vakit gerektiren. Evet, aynen öyle. Hani her ne kadar sadece sosyal de olsa görüntüyü olmadığını varsayıyoruz. Bir de hani radyo kurulmadan önceki beklenti nasıldı? Ve neler tartışıldı biraz? Onu da öğrenebilir miyiz? Yani genelde şöyle bir şey var. İnternet radyoları çok fazla uzun sürmez denir hep. Yani biz işte bir sene belki zorlasın iki sene falan. Ya da işte kesik kesik yayın yaparlar yani bir dönem yaparlar. Ama fikir hani çok önceden çıktı ama hani gerçekleşmesi yani bir noktada hani bayağı bir sürdü. Evet yani 16 yani işte server alıyorsunuz, işte bu işin teknik aksanı nasıl olur, ona dair kafa yoruyorsunuz. Bir de FM radyo olarak düşünüldü tabii ilk önce galiba hani internet yani, radyosu olarak düşünülmedi. Ermeni toplumu içerisindeki hani bir işte hani sen de biliyorsun hani bir radyo olsun Ermenice yayın yapan gibi hani tartışmalar döndüğünde aslında ilk hani FM radyo olması üzerinde düşünüldü ama hani çok büyük bütçeler, çok büyük bütçe paralar gibi vesaire falan. Hani işte o arada biz işte rantı kaybettik. Rantın bir fikri vardı ve biz bunu hani neden olmasın dedik. Biraz hani yaptık olduğu gibi bir şey yani olduğu kadar. O şekilde aslında. Bu işlere kalkmayın, girişmeyin fazla diyenler olmadı mı? Ya o hep toplumda. Biraz aslında deniş hani... tabii, onu kabul etmek lazım. Oturun oturduğunuz yerde diyenler falan tutundu. Yani oldu onlar ama yani oraya yani çok... Şeyden söylüyorum hani bizde şey vardır olsun. Çünkü hani tabii yaşananlar yani... yaşanabilecekler hakkında fikir vermiştir bizim toplumda. Hı-hı. Dolayısıyla da hani ister istemez bir korku vardır. Hal böyle olunca da bu işlere girişmeyin diyenlerin sesi de çok çıkar. Yani hala duyuyoruz biraz... o sesleri ama hani... Evet yani bir derdimiz var aslında ve o derdi hani yani aslında biz hani bu iradeyi göstermemizi sağlayan şey o derdimiz hani işte bu diller kaybolmasın işte hani dediğimiz gibi hani dünyanın tüm sesleri birleşin diyoruz yani o sesleri birleştirmek bir derdimiz aslında ve hani bizi hani motive eden şey de bu aslında. İşte oraya çok kulak vermedik. Gördük ki 4 yılda iyi bir şey yapmışız yani. Kulak vermemiz bayağı. Bayağı bir emek hani. İstiyor çünkü. Hani düşündüğümüz yeni bir şey yarattı yani. Hani bir boşluğu belki doldurduk ve iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ya da daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. İyi ki kulak vermemişiz yani. Bunu yapmayın ya da yapamazsınız. Başarısız olur bu diğerleri. İnanıp hiç motivasyonumuzu kaybetmedik. İyi ki de böyle yapmışız yani. Bir kere başlamaya bakıyor galiba. Yani arkası geliyor hani. Biraz da sabır gerekiyor galiba. Kesinlikle sabır. Ama şey galiba hani biraz da Hrant'ın öldürülmesinin ardından hani Nor Radyo için şey de diyebiliriz galiba. Hani gençliğin biraz daha aktif bir şekilde müdahil olması da diyebilir miyiz peki? Yani belki şöyle... Biraz Ermeni gençliği sokağa çıktı. Sesin aslında evet yani hani belki daha önceden işte hani sokağa çıkan Ermeniler vardı hani biliyoruz işte Sarkis Çerkezyanlar vesaire biliyorduk hani onları ama hani işte Hrant'ın katledilmesiyle birlikte aslında yani hep bize anlatılan hikayeler vardı işte 1915 vardı 6-7 Eylül vardı hani bunları hep duyuyorduk ama hani hiç görmedik böyle şeyleri ve hani Hrant'ın katledilmesi evet ya falan dedik yani bak gerçekten varmış ve bize dokundu ve o dokunma hani bizde farklı bir şey yarattı ve o noktada aslında Nor Zartong doğdu hani daha evet, sonra da aslında ses teslim etmek lazım Nor Zartong'un yani asıl hani bir bilinçlenme başladı ya da hani bir hak arama, hani kendine var etme gibi bir şeyden bahsedeceksek Nor Radyo'dan bahsetmek lazım. Nor Radyo bunun diğer haklarla bir birlikteliğini kurmak için bir araç yani evet, oldu. Evet, bir mücadele esasında bu. Hani o birlikte mücadele aşamasında hani o mücadeleyi yürüttüğümüz araçlardan bir tanesi sadece. Peki tepkiler nasıl oldu? Hani kurulduktan sonra onu söyleyeyim, sorayım ben.
Yani tepkiler nasıl oldu? Hani aslında hani hep bildiğimiz aman oğlum yapma, aman oğlum etme. Yok ama hani 4 sene bir aktı gitti hani bir şekilde. Yani aslında şimdi 4 seneye dair çok fazla söylenecek şey var tabii. Yani bu programı sığamı bilmiyorum. Çok, bir dokun bina yani dinleyicilerden mesela, evet. Dinleyicilerden çok iyi tepkiler gelmişti. İşte ütü yaparken No Radyo dinliyorum falan diyen kadınlar vardı. İşte babam da yaşasın No Radyo dinliyor diye sevinen işte genç arkadaşlar vardı. İşte biz niye No Radyo'da program yapmıyoruz diye bir üzülenler varmış falan yani onları sonradan fark ettik. Hani bugüne kadar niye yapmadık şeklinde mi? Evet yani öyle. Bilmiyorum ya ben çok mutluyum yani bu 4 yılın sonunda. Türkiye dışındaki Ermenilerden peki tepki nasıl? Hani aslında büyük bir kitle de orada dinliyor. Evet. Baktığımız evet. Vakit. Hani onlardan gelen tepkiler daha hani umut bir taraftan olarak da hani bir özlem de mevcut. Tabii. Yani onların... Evet, onlara işte Türkiye'den haber geliyor yani. Hani Türkiye'de evet, yani bir şekilde Türkiye'ye dair bir bağ onlara. Gibi görüyorlar. Bu sadece Ermeniler için geçerli değil biliyor musun? Yani mesela şimdi Gürcistan'da dinlenmeye başladı mesela radyo. Onlar da aynı şekilde mesela buradan gidenler. Ya da işte Almanya'da yaşayan Türkler için de belki aynı şey. Yani onların geri dönüşleri yurt dışından çok bu yön yani. Türkiye'ye dair bir bağ, oradan hani bir haber alma, bir hani umut. Evet, onun yani. Açısından çok daha önemliymiş aslında. Biz 4 yılın sonunda bunu da öğrendik aslında. Yaptıkça daha çok öğreniliyor galiba. Bir de böyle bir şey var sanırım. Evet, evet. Geri dönüşler de çok keyifli oluyor gerçekten. Yaptık yapısı geliyor yani. Evet, yani o geri dönüşlerden sonra hani... Ya evet aslında hani o kadar çabalıyoruz ama hani biz iyi bir şey güzel yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz galiba falan deyip hani bir de yani Türkiye'de bir şeyler evet. Oluyor yani biraz onu göstermeye de çalışıyoruz işte Anuşa burada mesela biraz gündeme dair şeyler de konuşuyoruz haber fabrikası da gene işte hani haber programı gibi hani Türkiye'de olup bitene dair de hani sözümüzü de buralarda söylüyoruz dolayısıyla onların hem Türkiye'lilerin hem de yurt dışındaki insanların umutlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Öyle diyelim. Tamam. Bir klip de arası verelim o zaman. Nor Radyo. Dünyanın tüm sesleri birleşin. En önemli aklıma gelen soru da şey hani internet üzerinden gidiyor radyo. Hani bunun dezavantajları da var ama avantajları da var. Hani en çok bu nedir diye sorayım. Avantajları ne? Dezavantajlarınız ne? FM bandı olsak sadece yerel düzeyde dinlenebiliyoruz. İnternet radyosu tüm dünyaya ulaşabiliyor sesiniz. Ulaşabiliyor da hani internet üzerinden radyo dinlemeye alışkanlığı yoktur ya hani çok fazla. Onun için de biraz... Radyo dinleme alışkanlığı yok. Radyo dinleme alışkanlığı var mı? Hani, hani kaldı mı diye düşünmek lazım bir taraftan. Yani normal evde bir radyo olsa onu açmak artık olmayan bir şey. Ama internette insan zaten hani sosyal medyada zaman geçirirken, haber okurken ya da internetten bir şey izlerken... O avantaj oluyor galiba. Yani evet zaten... Akla gelip o radyoyu açmak... Geleceğe dair bir şey yani internet yani normal radyoculuk evet çok önemli çok kıymetli ama hani bu işin geleceği aslında internette her şeyin geleceğinin olduğu gibi biraz evet. Bence. Ya oraya geleceğim zaten bir sorun var ona dair de hani bundan sonraki projeler nedir diye düşündüğüm vakit diye düşünmüştüm. Ama önce şeyi soracağım hani buna benzer formatta başka radyo var mı diye soracağım. İnternet radyosu çok fazla var ama çok dilli bildiğimiz kadarıyla yok. Evet yani konsept açısından evet öyle bir radyo yok. Peki destek aldınız mı kurarken? Yani herhangi bir seviye kurulu mu? Yok. Destek almadım. Dedim ya deli işi yani bu. Tabii canım. Maddi destek yok, o yok, bu yok. Ya mali açıdan çok fazla bir yükü yok zaten. Öyle ama. Öyle yani gönüllü bir şekilde devam ediyor. Yok yani hiçbir destek alınmadı. Peki profili de çok merak ediyorum. Hani dinleyici profilini. Dinleyici profili skalası çok geniş. Evet, yani, yayın akışına bakınca öyle düşünüyor insan. Evet işte yani her dilden, her halktan, her cinsten evet insan ya. Var. Önemli bir nokta da şey aslında hani bu çok kültürlülük üzerine hani sadece Ermeni gençlerinin katkılarıyla kurulmuş bir radyo. Daha doğrusu öncesinden bahsediyorum ilk olarak hani. Ama hani Ermenice yayın yapacağız diye yola çıksaydı muhtemelen kimse çok bir şey demezdi. Ama başka bir şey seçtik. Yani çok kültürlü bir yayın seçtik. Bu seçim diye sorayım mı? Yani bu seçim şundan, evet yani Ermenilerin bir araya gelme ihtiyacı Hrant'tan sonra da daha fazla açığa çıktı. Ama biz biliyoruz ki yani sadece Ermenilerin bir araya gelmesi ya da sadece işte Lazların bir araya gelmesi, sadece Kürtlerin bir araya gelmesi evet kendi başına bir anlamı var.
Ama yani işte barıştan, özgürlükten vesaireden bahsediyorsak bu hakların hep bir arada, hep beraber bir yere gelmesi gerekiyor. Sonuçta bir arada yaşıyoruz. Bu bir arada yaşama kültürünü daha fazla çoğaltmak lazım. Buna ilişkin bir şeydi. Yani mesela evet, hani Ermenice kaybolmakta olan bir dil. Ama hani Ermenice'yi kaybolmaktan kurtardığımız zaman hani dertlerimiz bitmiyor aslında. Aynı şekilde işte Lazca da kayboluyorsa hani onu da kurtarmamız. İşte Gürcüce, Pomakça, hani yani konuşulan ve hani unutulmakta olan bütün diller, hani yani bütün dilleri kurtarabilmek derdimiz. Ve hani işte bütün ezilenlerin sesi olabilmek. Çünkü hani sadece Ermenilerin hani tek başına çabasıyla ya da işte sadece Lazların ya da sadece Kürtlerin ya da hani yani kimsenin aslında tekil çabalarıyla değil, hani hep birlikte kolektif bir yerden hani bir mücadele yürütmek çok daha önemli. Bir de çok ortak dertlerimiz var yani. Evet, değil mi? Onlar üzerinden bir yere gelmek derdi, çok önemli. Tek başına düşündüğümüz vakit ya da peki buna dair herhangi bir tepki var mı? Hani aslında baktığımız zaman sokakta bir de çatışma kültürü var hani. Mesela şöyle bir tepki direkt aklıma geldi. Mesela Çerkezler de program yapıyor radyoda. Çerkezler ve Ermenilerin hani tarihsel olarak bir, yani Türkler ve Ermeniler gibidir aslında. Çerkezler, yani Çerkezce program yapan arkadaşlara tepkiler geldi. Siz ne işiniz var Ermeni radyosunda diye. Eyvah eyvah. Ama hani onlar da zaten şeyler, hani orası Ermeni'nin olduğu kadar bizim de radyomuz, diğer halkların da radyosu. Bunu hani herkes kendi yani tarafından anlattığında. Milliyetçilikler tarafı buluşuyor, milliyetçiler türlüsü. Kültür aslında. Evet, öyle yani. Düşündüm. Ama mesela şöyle bir şey de oluyor. Mesela 24 Nisan'la ilgili radyoda özel yayın yapıyoruz biz. Ama Çerkezlerin soykırım gününde de yapıyoruz. Yani radyonun böyle bir... O zaman anlamda oluyor galiba. Acıları ortaklaştırmak dediğimiz yer biraz böyle bir yerden kurgulanıyor yani radyoda. Bir de TRT'nin Kürtçe radyosu var. Pardon, televizyon oldular. Hani... Devletin bu tür hani kültürel girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da devlet böyle şeyler girişmeli mi diye sorayım. Yani hani girişmeli mi, girişmemeli mi? Kendi bileceği iş ama hani sonuçta hani sağlıklı devletin yaptığı iş olduğu yani. Zaman hani yani sonuçta işte devletin televizyonda ne dinliyorsak hani TRT yani işte devletin yaptığı Kürtçe televizyon yayınında da aynı şeyi dinliyor. Sadece Kürtçe oluyor yani. İşte aynı şekilde Ermenicesi de var bunun ama hani hep zaten resmi ideolojiye bağlı sözleri sarf ediyor hani. Yani esas olan aslında... Dolayısıyla hani, farklı bir şey duymamış evet. Oluyoruz. Asimilasyoncu politikanın farklı dillerde yapılması o halklar açısından bir anlam ifade etmiyor yani barış ve özgürlüğe dair. O yüzden yani evet TRT çok dil yayın yapıyor ama bizim açımızdan çok onda karşı kalmıyor. Çıktığımız bir şey haline geliyor. Bundan sonrasını bir de konuşalım. Hani internet radyosu hani bu şekilde 4 sene gitti. Hani benim aklıma ilk gelen şey hani medyanın bu kadar hani ileri gittiği bir noktada hani radyo FM üzerinden değil de hani televizyon, internet televizyonculuğu üzerinden mi yürümeli acaba diye düşündüm ben. Ne olur diyorum. Hani böyle projeler var mı? Televizyonculuk gibi bir proje bilmiyorum, hiç aklımıza gelmedi. Yani. Olabilir yani. Bu aslında belki bilmiyorum bir internet ajansına bile dönüşebilir ileride. Çok dilli internet ajansına. Ama daha biraz büyütmek anlamında sordum ben projeyi. Ne olur diyorum. Yani biraz şöyle bir hedef var aslında. Biz şu an 9 ilde yayın yapıyoruz ama Türkiye'de gerçi biliyorum konuşulan... hani şu anda bile çok zor gidiyor her şey hani. Evet ve birçok dilde de henüz yayın yapmamış durumdayız. Yani daha önceki hedeflerimiz biraz bunlar. Birçok temaya dair programımız henüz olmadı ya da devam etmiyor mesela. Onları biraz daha derleyip toparlayıp önümüze belki ondan sonra bakabiliriz. Ama yani ne bileyim bir ajans. İyi olmaz. Hiç fena olmaz yani. Peki son olarak hoş şey soracağım. Nor Radyo isteyenler hangi adresten dinleyebilir? Norradyo.com internet sitemiz. TuneIn uygulamasından da dinlenebiliyor akıllı telefonların. Bu uygulamasından da telefonla indirebiliyorlar. Onun haricinde Facebook ve Twitter üzerinden bizlere ulaşabiliyorlar Nor Radyo hesaplarından. Skype'a da ve MSN'lerini de info@norradyo.com adreslerini ekleyerek ulaşabiliyorlar. Çok zor değil yani. İnternet zaten hepimizin elinin altında. O zaman geldiğiniz için çok teşekkür edeceğim ben. Bir de Melis'im senden alacağım son parçayı. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, estağfurullah. Son parça şey diye düşündüm ben acaba olur mu? Eskiden Emek Günlüğü diye bir program yapıyordum Nor Radyo'da. Orada çok çaldığım bir şarkıydı. Working Class Hero.
onu çalabilirsek, tamam, kapanışı onu yaparsak süper olur. Güzel olur. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim.